Merhaba arkadaşlar, güzel kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Recep'le nasıl tanıştığımı anlatacağım. Bunu çok soran olmuştu. 138 kişi arasında. Çok fazla soruldu bu. Ben de dedim ki bunu bir anlatayım. Ben Recep'i ne zamandır tanıyorum. Recep canım kocam. Canım eşim, canım bebeğim, bir tanem kocam. Biz Recep'le 9. ve 10. sınıfta aynı lisedeydik. Hemen girdim konuya bu arada. Biz aynı lisedeydik. 10. sınıfta tanıştık. Ben işte Recep'i gördüm. Bayağı etkilendim falan. Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Çünkü gerçekten şu anki fotoğraflarına bakınca çirkinmiş yani. Kocam. Ama o güne kadar benim sevgilim olmamış. Görüştüğüm olmamış. Konuştuğum olmamış. Sonra gördüm bunu. Böyle bir hoşlandım. Yokuşun başında iniyordu bizim lise. Yokuşlu liseydi. Yokuşun başında bunu gördüm. Ben servisteyim. O da arkadaşlarıyla yürüyorum. Ay ne kadar tatlı falan filan dedim. Sonra yanımda bir kız vardı. Aa dedi, benim en yakın arkadaşımın arkadaşı o falan. Sonra biz birbirimizi gördük falan. İşte arkadaşlar aracı oldular. İşte Recep de benden hoşlandı. Tabii ilk adımı ben atmış oldum. Biz o aralar böyle bir 6 ay falan görüştük. Ama hani ben biraz acemiydim bu konularda galiba. Değil mi aşkım? Evet. Acemiydim değil mi? Anlatsana. Alakan yoktu. Alakam yoktu böyle. Sanırsın şey, amcamın oğluyla birlikteyim. Ya saçma saçma konuşmaz mısın? Yani hiç sevgilim olmamış. Nasıl bilebilirim? Çekingendim. Çekingendim aynen. Bir de şey yani ne bileyim, hiç böyle bir şey yaşamamıştım falan. Nasıl olur, nasıl biter falan bilmiyorum. Böyle bir 6 ay falan biz bir görüştük, konuştuk falan. Ondan sonra ben ki ben ne yapıyorum ya dedim. Ne oluyor dedim yani. Bir de bu birazcık serseri de affedersiniz. Sokaklarda BMX bisikletlere binmeler. Ondan sonra duvarlara grafiti yapmalar. Böyle saçma sapan dans etmeler. Sonra dedim, ben ne yapıyorum? Ben sayısal öğrencisiyim. Bu okulun dedim medarif tarihim dedim yani. Olamaz böyle bir şey dedim. Yapamam dedim. Sözelci çocukla dedim ben ne yapıyorum. Ama böyle aklımda kalmıştı yani. Gerçekten bak şu an ona hep söyledim zaten yani. Ayrıldık yani. Neden ayrıldığımızı bilmiyorum. Herhalde bunlar da sebep diye düşünüyorum. Çünkü derslerle alakası yoktu. Sözelciydi, serseriydi, sigara içiyordu. Saçma sapan arkadaşları vardı. Sokaklarda geziyordu falan. Arıyorum. Recep geliyor dershanenin önünde pıt. Recep neredesin? Ders çalışmıyor musun? Yok. Sokakta geziyorum bilmem ne. Böyle şeyler bana göre değildi. Bana göre birisi olsaydı belki o zamandan devam ederdik. Neyse. Yıllar, yıllar, yıllar sonra 2016'da biz Recep'le yeniden nasıl diyeyim? Nasıl karşılaştık. Oldu? Karşılaştık yani sosyal medya aracılığıyla. Snapchat'ten ekledim. Snapchat'ten ekledim beni. Instagram var, Face var yani. Onlar varken beni Snapchat'ten ekledi. Neden bilmiyorum. O zaman o var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Biz seninle ayrıldıktan sonra yani Recep gerçekten benim için o 6 ay boyunca çok fazla şey yapmıştı. Belki de ilk ilişkim olduğu için bana öyle gelmişti ama şu an düşününce de gerçekten çok şey yaptığını görüyorum. Bana böyle hediyeler alıyordu. Ondan sonra ben o zaman ilk telefon kullanmaya başlamıştım. Bana şey hattı, Adaya mıydı, Vodafone muydu neydi o zaman hatırlamıyorum. Benim Turkcell diye hattım gitti, daha çok konuşalım diye beni şey kendi hattını Turkcell'e çevirdi falan filan böyle. Bana böyle küçük jestleri verdi yani, hoşuma gidiyordu böyle şeyler. Böyle ben de onun işte ona böyle güzel küçük notlar falan yazıyordum. Hoşuna gidiyor muydu bunlar? Evet. Notlar falan. Notlar çok hoşuma giderdi. Ceketin cebine falan koyuyordum. Tabii. Hala yapıyorum böyle şeyler. Değil mi kocam? Evet. Aynen hoşuna gidiyor. Kocam çok sever. Ama alakasızca ceketimin cebinden şey çıkmıştı. Hoşuna gitmiş miydi? Not çıkmıştı. Dedim bu ne? Ben not kağıt... Romantik bir serseriymişim ben de. Kağıt koymam falan cebime ya. Bu ne dedim? Allah Allah not. Aldı gülümsüyorum böyle falan. Ay seviyor muydun beni? Ama diyordu ki bana. Anneme söyleyemem. Annemin haberi olamaz. Bizimkiler hiç istemez böyle bir şey falan filan. Korktum ben de. Dedim ki benim kaynağım beni nasıl istemeyecek? Ne zaman? Lisedeyken. Evet bana öyle diyordun. Lisedeyken kim kim ister abi? Bu daha arada bebesin. Lisedeyken bir anımız var Recep'le. Böyle çok saçma bir çocuksu. Ben Recep'in elini tutmuyordum. İşte yanağımdan falan öpmesine izin vermiyordum. Böyle öpmek istiyordu beni falan.
sarılmak istiyordu falan. Saçma sapan şeyler. Allah'ım. Ondan sonra bir gün bu bana mesaj atıyor. Akşam, tamam mı? Mesajlaşıyoruz. Annemler de bana 9.00 sonunda falan telefon almıştı. Bana, buna iyi geceler dedim. Bu da bana demiş ki beni sevsen de sevmesen de öptürsen de öptürmesen. Ben seni çok seviyorum. O hala aklımda, annem o mesajı görmüştü falan, telefonu almıştı geri vermen gerizekalı senin yüzünden. Çocuk. İşte ondan sonra annem bir öğrenmiş, bu çocuk kim falan demiş. Ben de dershaneden bir arkadaşım demiştim. Sırf okula bir şey demesin, gitmeme de göreyim diye, bak yine de neler düşünüyorum. Neyse işte ondan sonra. Öyle ben ayrıldım ondan. Seneler sonra işte tekrar beni ekledi. Arkadaşımın birinden Snapchat'imi istemiş falan. Snapchat'a diyorsun. Eklemiş. Ben de o zamanlar böyle bir buhran dönemindeydim açıkçası. Okulum uzamış, sonra kötü şeyler yaşamışım falan böyle. Ne bileyim, ergenlik falan sonlarıydı. Sağ olsun da bana şey dedi. İşte konuşmaya başladık falan. Ama ben böyle hani ciddiye almıyorum Recep'i. Çünkü Recep hala aynı Recep. Değişmemiş. İşsiz, güçsüz falan. Ondan sonra... Ama bana her seferinde böyle bir şeyler ima etmeye çalışıyor, bir şeyler söylemeye çalışıyor ama ciddi anlamda benim aklımın ucundan Recep'le tekrar sevgili olabileceğimiz geçmiyordu o sıralarda. Zaten bu bana ilk teklif ettiğinde de dedim ki, bak dedim, ben sana karşı bir şey hissetmiyorum yani. Bu şekilde başlamayalım bence falan dedim. Ondan sonra bu bana... Ben inanıyorum ki sen beni seveceksin. Evlendik yani. 2016'da falan, 2016'ın sonuna doğruydu. Çıkmaya başladık resmi olarak. Ondan sonra 2019'da evlenme teklif etti. 2021'de evlendik. Yani lise aşkım ama liseden beri görüşmüyoruz. Böyle de bir anımız Recep'le. Aslında 10 yıl falan oldu değil mi? 2010 falan da o zaman. 2009'da biz Recep'le tanıştık. Recep şu an şöyle yapıyor. Evet. Allah'ım her şeyi hatırlıyor musun? Recep'in ilk üstünde olan ceketi falan, her şey, yazılarını bile hatırlıyorum bu arada. Böyle sevdik be Recep. Bu kadar sevmesek evlenebilir miydik? Tabii Recep üniversite için gitmişti başka şehre falan. Uzaklaşmış Adana'dan, senelerce gelmemiş falan. Adana'da olsa yine beni kaçırmaz diye düşünüyorum. Tabii sevgilileri olmuş, kazanı var Recep'in. Oralarda yemiş, içmiş, gezmiş, eğlenmiş, her şey yapmış. Ben burada anamın babamın yanında bir yere gitmemişim, bir şey yapmamışım. Bir şey yapmamışım derken yani gezmemişim, etmemişim manasında. Ondan sonra Recep kürtçü dükkanına dönünce... Ya bir Selin vardı ya. Bir yazayım bakayım şuna neler yapıyor falan. Demiş, yazmış. Ve gerçekten hayatıma giren en mükemmel insan kocam. Çok anlayışlı. Çok anlayışlı. Kocam kusura bakma da şu an aşktan, sevgiden gelmiyor yapmamış. Her şeyim yani. Sağ olsun, iyi ki onunla birlikteyim. İyi ki yeniden karşıma çıkmış diyorum. İyi ki Büşra... Dur bir dakika, söyleyeceğim bizim aşkımızın mimarlarını. İlk başta Büşra tanıştırdı bizi. Hı-hı. Ondan sonra ayrıldıktan, yani o lise dönemlerinde bir daha görüşmedikten sonra da tekrar vesile olan da Belirhan. Belirhan yazdı bana. Recep senin Snapchat adresini istiyor diye. Yanımdaydı, evdeydi. Ya sen ne... Nokta nokta. Ne dedin Recep? Şey, Snapchat adresi lazım bana dedim. Verdim mi o da? O da bana sordu. Ben dedim ki tamam ver dedim. Sonra bu bana yazmaya başladı Snapchat'a. Yazın sen de ne yaşıyorsun Allah aşkına dedim. Sonra Face'ten falan ekledi bu sefer. Face'ten mi Instagram'dan yazmaya başladı. Kardeşim dedim her şeyi bu kadar zorlamaya gerek yok. İster dedim WhatsApp'tan konuşalım dedi. Yani telefon numaramı istesene dedim. Benim için şey değil yani, problem değil. Ondan sonra telefon numaramı istedi. Hala çekingen olduğumu falan düşündü ama yazabilirsin, hem WhatsApp'tan falan konuşabiliriz yani direkt dedim ben acaba. O da tamam dedi tabii. Böyle akşamları arkadaşlarıyla buluşuyor, içiyor, evimizin oradaki kafelere geliyor falan, böyle bana yazıyor, ediyor falan. Sonra bir gün bana şey demişti. Söyleyeyim mi?
Neyi? Dedi ki ben... Ha, arkadaşlar içeceğim sen uyu dedi bana. Ki... Hiçbir şey yok aramızda da. Hayır ben niye uyuyayım ki yani? Hayırdır kardeş? Dedi ki ben... Ben çok sarmaşım sana yanlış söylüyorum. Tabii ben uyur muyum bunun? Bunun arkasından uyumadım. Bunu konuşturmaya çalışıyorum falan filan ama söylemedi yine kocam. Çünkü sarhoş olmuyor kendisi. Öyle işte kocamla böyle tanıştık. Liseden tanışız. Sonradan karşılaştık tekrar. Böyle bir etkileşim oldu aramızda sağ olsun. Nasıl evlendik videosunu da şuradan. Tamam, nasıl evlendik videosunu da şuradan. Şurada. Ya ben buradan istiyorum. Şuradan mı? Tamam, buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evlilikle ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi de aktarmıştım. Doğru kişi. Kesinlikle doğru kişiyi bulmalısınız yani. Ben buna kesin eminim. Doğru kişi Recep. Aşkım seni çok seviyorum. Ha bu arada evet. Yani insanlar kıytırık kıytırık işler yapıyor. Onların bile videosunu çekiyor, izliyorlar. Yani siz de benim çektiğim videoları izleyeceksiniz arkadaşlar. İzleyin ve izlettirin lütfen. Bir dahaki videomda en iyi olduğum alan kaktüs ve sukulentlerle ilgili bilgiler vereceğim. İzlersiniz. Onu da bitkileri seven, evinde bitki olan arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza atarsanız çok sevinirim. Bu Recep'le ilgili olan kısmı çok fazla aileden kimse izlemese iyi olur. Bu videonun aslında çiçeklerle ilgili bilmek istediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi, neler yani yanlış yaptığınızı düşündüğünüz ya da neler yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız bunları yazabilirsiniz. Ya ben nasıl bu kadar seri konuşuyorum ya? Çok iyi. Mükemmel. Neyse böyle güzel cümleler falan kuruyorum. Böyle bir dahaki videom kendi en çok sevdiğim şeyle ilgili olacak. Bu arada ben bakım videosu çekmek istiyorum ama eşim kesinlikle böyle şeylere karşı. Eğer bunları da yani eşim derken kocam pek böyle şeyler izlenmez falan diyor da. Ben seviyorum bakım yapmaya yani tırnaklarıma, ayaklarıma, ellerime, vücuduma, yüzüme ayrı ayrı bakımlar yapıyorum saçlarıma falan. Onları anlatmak istiyorum yani. Mesela böyle şeyler ilginizi çeker mi? Bunları da yazarsanız çok sevinirim. A dostlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, like'lamayı işte sonra bildirimleri açmayı, ona da arkadaşlarınıza takip ettirmeyi unutmayın. Sizi seviyorum 138 takipçim. Lütfen büyüyelim. Instagram adresimi de takip edin. Selin Boğa Akarca. Ayrıca bitkilerimin olduğu bir sayfam var. Bir kaktüs nokta bir sukulent. Oradan da sorularınız falan olursa yazabilirsiniz. Bunu diğer videoda söylesem daha iyi olurdu. Neyse. Tamam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mümin kardeşlerim sizleri çok seviyorum. Recep'le böyle tanıştık da inşallah bunu aileden çok fazla kimse izlemez. Böyle gizli şeyler anlattım. Çünkü ikimizin arasında olan şeyleri anlattım. Biraz da pişmanım da neyse belki keseriz buraları. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Takipte kalın. Bye.